2017'yi devirdik. Haliyle bir bakayım toparlayayım. Şöyle bir 2017'de hangi oyunları oynamışız, neleri çok beğenmişiz, neler çok iyi olmuş. 2017'nin oyun listelerine bir başlayayım dedim. CS ile Yakın Evren kanalındasınız, hoş geldiniz. 2017 için 4 tane listemiz var. 2017'nin en iyi oyunları, 2017'nin hayal kırıklığı oyunları, 2017'nin ziyan oyunları ve 2017'nin harika oyunları. Şu anda en iyi oyunlar listesini izliyorsunuz. Çok da uzatmadan hemen de bu senenin tarafımdan seçilmiş olan en iyi oyunlarına geçiş yapalım. 10 numarada Hellblade: Senua's Sacrifice var. Senua's Sacrifice küçük bir stüdyo tarafından el kadar bir bütçeyle yapılmış olmasına rağmen grafikleriyle, motion capture teknolojisini çok akıllıca kullanmasıyla, karışık hikayesiyle, psikolojik rahatsızlık işleyen ve bunu oyunun içerisinde de çok iyi yansıtabilen sanatsal tekniğiyle etkileyici bir oyun oldu. Hellblade: Senua's Sacrifice'ı ben bir oturuşta bitireyim dedim. Kanalda bir oyun serimiz var. Bir oturuşta oynamak için biraz sıkıcı bir oyun olmuş. Yer yer ritmi çok düşüyor, yer yer tekrara giriyor. Ama başarılı bir deneydi Hellblade: Senua's Sacrifice. Oynadığım için çok memnunum. Hepinize tavsiye ediyorum. Ve bu senenin en iyi oyunları listesinde 10 numarada Hellblade: Senua's Sacrifice diyoruz. 9 numara Divinity Original Sin 2. Larian Studios yıllardan beri kendisine has, benzeri olmayan özgün oyunlar geliştirmeye devam ediyor. Original Sin serisiyle de beraber eski tip masaüstü rol yapma oyunlarından uyarlanmış oyunları başarılı bir şekilde bilgisayara taşıyor. Burada bir şeyi güzel yapıyorlar. Biz eski klasikleri taklit ediyoruz damarını bıraktılar. Eski klasiklerin neden o tarzda yapıldığını anladılar ve o mekanikleri, o düsturları kendi zamanlarına uyarlıyorlar. Aslında eski oyunları yeniden yapmıyorlar ya da eski oyunları gönderme içeren oyunlar yapmıyorlar. Yepyeni güzel oyunlar yapıyorlar. Bunu da en güzel Original Sin 2 ile birlikte çıkan Dungeon Master, yani oyun yöneticisi olma motorunda görebiliyoruz. Adamlar aslında Divinity Original Sin 2 ile beraber bir oyun platformu, bir oyun motoru oluşturdular. Bu sayede herkes kendi arkadaşlarıyla beraber kendi yazdığı senaryolarda bir rol yapma oyunu oynayabilecek. Denemediyseniz tavsiye ederim. Divinity Original Sin 2 sadece arkadaşlarınızla rol yapma oyunu kurmanıza izin veren motoru sayesinde bile tavsiye edilecek oyunlar listemiz giriyor. 8 numarada Gang Beasts var. Gang Beasts'i gördüğünüzde şaşırmış olabilirsiniz. Gang Beasts'i belki de yıllardır oynuyorsunuz. Ben 1,5-2 yıldır arkadaşlarımla oynuyorum. Gang Beasts, sevgili arkadaşlar, daha bu sene piyasaya çıktı. 1.0 versiyonu henüz yeni karşımıza çıktı. Oynadıysanız biliyorsunuz Gang Beasts harika keyifli bir oyun. Çok basit mekaniklere sahip. Gerçi duvara tırmanma ve tuttuğunu fırlatma ve kafayı doğru anda atma mekanikleri oynaması, anlaması kolay ama ustalaşması zor mekanikler. Çok tavsiye ettiğim bir oyun. 4 kişi, 6 kişi bilgisayar başına toplanmışken oynayabileceğiniz daha keyifli bir oyun herhalde yok. Gang Beasts biraz basitliğiyle, biraz da bu basitliğinin çok iyi çalışmasını sağlayan fizik motoru ve mekanikleriyle listemizde 8. sırayı hak ediyor. 7 numarada Horizon Zero Dawn var. İlla ki listemizin içerisinde bir noktada üstüne milyon dolarlara katılmış bir oyuna rastlayacaktık. Horizon Zero Dawn güzel sanat yönetimiyle, güzel dövüş mekanikleriyle, avlanma mekanikleriyle, yaratıklara karşı çok kurnazca dövüşmek gerektiren yapısıyla, büyük evreniyle, kurduğu güzel dünyasıyla 7 numarayı rahat rahat hak ediyor. Ha, niye 7 numara, neden 4 numara, 2 numara, 1 numara değil derseniz, Horizon Zero Dawn bence bir noktada ikinci oyunu çıkarsa tıpkı Assassin's Creed gibi o zaman üst noktaya ulaşacak. 50 noktada oyun tekrara oturuyor. Belli noktalarda hikaye o kadar da sürükleyici olmuyor. Belli noktalarda antik çağlardaymış gibiyken robot övmek yüzünden işte yapay zeka ayaklanmış filan gibi şeyler insana çok klişe gelebiliyor. Oyunun çok güzel duygusal da bir sonu var. Ama dediğim gibi Horizon Zero Dawn kalbimizi de ısıtsa, saatlerce bizi eğlendirse de bittiği zaman bizde çok bir şey bırakan bir oyun olmadı. Bu sayede Horizon Zero Dawn'a ben bu sene 7 numarayı uygun gördüm. Seri muhtemelen çok güçlü bir şekilde devam edecek. PlayStation'ın da usta serilerinden bir tanesi oldu. Bakalım gelecek Horizon Zero Dawn serileri bize ne gösterecek? 6 numarada Nioh var. Nioh, Dark Souls klonunu yapmak yolunda atılmış şu zamana kadar gördüğüm en iyi adımlardan birisi. Dark Souls'un popülerliği ve Dark Souls'un insana öğrettiği oyun taktikleri sayesinde pek çok klonu çıktı bu aralar. İki boyutlu versiyonları da çıktı hatırlarsanız. Salt and Sanctuary bunlara çok iyi bir örnek. Daha Dark Souls gibi 3 boyutlu mekaniklere sahip oyunlar da çıktı. Bu şu ana kadar onların arasında tek gerçekten başarılı olan benim gözümde Nioh'tur. Nioh biraz daha Dark Souls gibi tek lineer bir gidişata değil de oyun olduğunun farkında olarak ilerleyen bir oyun olduğu için çoğu Souls oyununa göre nispeten daha kolay. Ancak dövüş mekanikleri çok daha derin. Şayet Souls oyunlarını benim kadar çok oynadıysanız ve Nioh'a da vakit ayırdıysanız farklı silahlar, farklı silahların farklı modları, bunların stansları, stanslerin size stamina doldurması, farklı boostlar vermesiyle inanılmaz kombolara, inanılmaz şeylere girişebiliyorsunuz ya da her zamanki gibi karşı tarafın hareketlerinden dodge edip doğru noktada arkadan saplama yöntemiyle de ilerleyebiliyorsunuz. Nioh'u sırf bu derinliği yüzünden
takdir ediyorum. Başka bir güzel tarafı da Nioh'un gerçek bir hikayeden uyarlanmış olması. Gerçekten Japonya'ya aynı bu dönemlerde gitmiş ve Japonlar tarafından çok sevilip bağırlarına basılmış bir William diye bir Lord abimiz var. Bu abimizin hikayesini sanki bir Dark Souls hikayesiymiş gibi önümüze koymayı becerdiler. Ben hikayenin gerçek bir hikaye olduğunu tesadüfen öğrendim. Çünkü zannediyordum ki biraz Japon mitolojisiyle Souls ruhunu karıştırmışlar. Yo, bayağı da gerçek hikayeden uyarlamışlar. O açıdan da takdir ettim. Kendisine güzel bir dünya kurmuş. Ama işin arkasında tabii ki bilhassa şu Vati Video kanalında anlatıldığı gibi Dark Souls'un muazzam lore'unu beklemeyin. Ama oynanış mekanikleri olarak insana Dark Souls'u aratmıyor. Hatta yer yer kendinizi katana sallamaktan farklı bir tat ve farklı bir keyifte buluyorsunuz. Çok tavsiye ediyorum Nioh'u da ve 6 numarada uğurluyoruz. 5 numarada Cuphead var. Cuphead'i listede çok daha yukarılara koymak istedim. Çünkü Cuphead çok ilginç bir şekilde. Demin Nioh'u överken bahsettim ya, Dark Souls bu aralar son birkaç yılda bize bir şey öğretti. O da şu ki, ya biz zor oyunları özlemişiz. Ama zor oyun demek aptalca zor oyun demek değil. Zor oyun demek insanın yenildiğinde kendi kendisine kızabildiği, Allah kahretsin neden daha iyi yapmadım, ulan geldiğini gördüm o darbenin, yuh bana yazıklar olsun diyebileceği, insanı kendi kendini geliştirmeye iten zor oyunları özlediğimizi gösterdi bize Dark Souls. Cuphead de bu dersi çok iyi almış. İki boyutlu bir platform oyununda sadece boss fight'lar üzerinden çok iyi sistemler kurmuş. Kanalda bizim Koçum Benim yayınlarında oynayışımızı, her boss'u geçtiğimizde nasıl çığlıklar atarak yerlerde yuvarlandığımızı görebilirsiniz. Çünkü Cuphead'de boss geçmek aynı Nioh gibi Souls oyunlarındaki gibi bir öğrenme süreci ve bu öğrenme süreci insanı çok mutlu ediyor. Cuphead'in bir de sanat yönetiminden bahsetmek lazım. 1930'ların kağıtlara çizilip kare kare döndürülen 18 frame per second'larda yapılmış animasyonların tadını çok iyi kopyalamış, insana anakronistik bir deneyim yaratıyor. Ben şu an size fantastik terimler kullanıyorum. Bunu artistik olsun diye yapmıyorum. Seslendirme yaparken önümde bir metin yazmıyor. Niyeyse aniden anakronistik diyesim geldi. Anakronistik dediğimiz şey zamanın dışarısında demek. Yani 2017 yılının göbeğinde ben bir platform oyun oynarken kendimi 1930'lar çizgi filmi izliyormuş gibi hissedebiliyorum. Yapmacık olmuyor. Bu güzel bir başarı Cuphead için. Ben de tuhaf tuhaf terimler kullandığım için sizlerden özür diliyorum. Normalde sevmem hiç böyle artistikler yapmayı. 4 numarada What Remains of Edith Finch var. What Remains of Edith Finch bir walking simulator. Oradan oraya gezip bir hikaye tüketiyorsunuz. Beni çok şaşırttı. Çünkü daha önce bazı walking simulator'lar oynadım. Aa ne hoşmuş, ne güzel bir oyun yapmışlar falan filan dedim. Ama walking simulator'ların bir başarısı var. Bir manzara, bir müzik eşliğinde sana güzel bir hikaye anlatıyorlar. Aslında hikayelerinin güçlü olduğu noktada bu oyunların ne kadar güçlü olabildiğini bana What Remains of Edith Finch göstermeyi becerdi. Finch ailesi ne yazık ki çocuk ölümleriyle dolu. Bu çocuk ölümlerinin her birisini de kendi evine yansıtmış bir aile. Ve çok tuhaf bir şekilde farklı sanat yönetim teknikleriyle, farklı tasarımlarla, farklı anlatılarla bir grup çocuğun başından geçen son derece talihsiz, başlarda hafif komik gibi dururken bir noktadan sonra gerçekten üzülmeye başladığınız hikayeler yaşıyorsunuz. Çok kişisel bir oyun. Yayınlarda oynamak mesela bana biraz tuhaf gelirdi böyle bir oyunu. Sizlere tavsiye ederim. Ne yazık ki tümüyle İngilizce diyebiliyorum. Türkçe altyazılı versiyonu çıktıysa ne olur alın oynayın. Çok kişisel bir deneyim. Ailenizde bir kayıp varsa, kendi bir takım sıkıntılarınız, içe dönüklükleriniz varsa size biraz ölüm, hayat, geride kalanlar, yaşamakla ilgili sorular sordurtturup o 2 saatinizi çok dolu dolu geçirten, içinizde de gün biterken bir duygu bırakan bir oyun What Remains of Edith Finch. Çoğu oyunun başarabildiğinden çok daha fazla şey başarıyor ve oyuncuya bir şeyler katıyor. 3 numarada Nier Automata var. Nier Automata bu sene beni en çok şaşırtan oyunlardan bir tanesi oldu. Ben açıkçası oyuna aksiyonlu Japon oyunu, uzun bacaklı hemşire kıyafetli kız var oğlum go go diye girdim. Hizmetçi kıyafetli pardon. Arkasından yani gerçekliği sorgulamak, tüketim yani bizim oyunu meta olarak tüketme şeklimizi sorgulamak, sanal benliklerin gerçekten insan ruhu olma çabası, ruh nedir, yapaylık nedir, birisi bizi ürettiyse bizi üreten kimdir falan gibi sorular. Hem de öyle dandik Black Mirror bölümü değilmiş de gerçek bir edebiyat eseriymiş gibi o kadar katman incelendi ki anlatması zor. Oyun mekanikleri olarak çok iyi. Oyun sanat yönetimi olarak çok iyi. Oyunun müzikleri çok güzel. Oyunun karakter tasarımları bir anda Nier Automata karakterlerini aşırı popüler yaptı oyun dünyasında ve oyun sizi baştan sona 5 kere kendisini oynatabiliyor. Çünkü bir çakallık yapmışlar. Oyunu her bitirdiğinizde ve New Game Plus'a geçtiğinizde farklı bir karakterin gözünden farklı zamanları oynuyorsunuz. Aynı challenge'ları baştan yaşıyorsunuz ama bambaşka bir gözle yaşamaya başlıyorsunuz ve bir noktadan sonra bu duygusal olarak üzerinizde bir yük yaratmaya başlıyor. Bunu oynayıp anlamanız lazım. Ne yazık ki sevgili arkadaşlar Türkçe çevirisi olduğunu duymadım. Birileri
vesaire Türkçe çevirisini yaparsa da umarım iyi yapabilirler. Çünkü metin olarak biraz zor bir oyun Nier Automata. Ama İngilizcenize güveniyorsanız ve Hideo Kojima'nın Metal Gear Solid serilerini sevdiyseniz, Vati Video kanalından Dark Souls oyunlarını tükettiyseniz, Dark Souls'un lore'una girmeye bayıldıysanız sizlere tavsiyem Nier Automata ayırdığınız her dakikaya değecek. Acayip bir deneyim sizi bekliyor. Muhtemelen çoğunuz oynamadınız. Lütfen alın Nier Automata'yı bir kere, iki kere, üç kere, dört kere bitirin. Bakalım bitirdiğinizde neler hissediyorsunuz? Lütfen benimle de paylaşın. Çünkü biraz özel ve kendine has bir oyun. 2 numarada Everything. Everything aynı Nier Automata kadar, aynı What Remains of Edith Finch kadar şaşırtıcı bir oyun oldu. İlk girdiğimde bir baktım takla atan bir eşek olmuşum. Ve dedim ki okey, yani parayı boşa harcadık, Allah kahretsin neredeyim ben şu anda. Sonra oyunun yorumlarıyla ilgili yazılan bir takım şeyler okudum. Oyunun yorumları hep şunu diyordu ki sabredin. Başta biraz absürt gelecek, dayanın. Peki dedim, dayanalım. Ve arkadaşlar 2 saat sonra inanın tüylerim diken dikendi. Everything oyunu size çok farklı, çok belki daha önce duyduğunuz ama bu açıdan düşünmediğiniz bir şeyi oyun oynama mekanikleriyle anlatmayı becermiş bir oyun. Yani birisinin gelip size bir cümle kurup bir şeyler anlatmaya çalışması işte ders vermek gibi bir durumdur. Ama Everything'de oyunu oynarken nasıl diyeyim, tıpkı normal bir first person shooter oyununda işte mermi bittiğinde reload etmeyi öğreniyorsanız ama doğru anda da reload etmenin önemini bir süre sonra nasıl kavruyorsanız, Everything'de size bir süre sonra farklı dünyaya farklı bakış açılarıyla farklı yönlerle bakmanın önemini anlatmaya başlıyor. Evren kaşifi olduğunuzu hissediyorsunuz. Benim için gün işin sonunda çok tanıdık bir felsefeye bağlandı. Açıkçası bir felsefi düşünceye bağlandı. Ama bu felsefi düşüncenin bu şekilde ortaya konulmasını hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım, çok da etkilendim. Everything'i o yüzden istisnasız her insan evladına tavsiye ediyorum. Oyun içerisinde bir filozofun, Alan Watts ismindeki bir filozofun belli konuşmalarını dinleyeceksiniz. Eğer İngilizceniz yeterliyse çok 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 daha fazla etkileneceğinize eminim. Everything ama bunun dışında dediğim gibi her yaştan, her ırktan, her cinsiyetten insana çok tavsiye ettiğim, vay arkadaş ya oyun dediğinde böyle şeyler de yapılabiliyor ha dediğiniz, biraz da midenize taş gibi oturan bir oyun, bir bakın derim. Çok tavsiyeler ediyorum ve geçiyoruz 2017 yılının en iyi oyununa. Şimdi son 4 oyuna baktığınızda işte Cuphead küçük oyun, What Remains of Edith Finch sanatsal filan, Nier Automata felsefeli aksiyon, işte Everything işte acayip felsefe, filozofi falan dedim. Korkuyorsunuz muhtemelen bir numarada ne çıkacak diye. Arkadaşlar bir numarada PlayerUnknown's Battleground, PUBG karşımızda. Şaşırmayın. Çok popülist seçim, sen böyle artistik hipsterlık yapmıyor muydun falan diyorsanız o konuda da çok yanılıyorsunuz. Ben biraz oyunların oyun sektörüne verdikleri etki, insanlara kattıkları şeyler açısından bakmayı çok seviyorum. PUBG bence online oyunculuğun bu kadar büyüdüğü dönemde, MOBA'ların, CSGO gibi shooter oyunlarının bu kadar büyüdüğü bir dönemde insanların çok ihtiyacı olan bir açığı kapattı. PUBG size bir oyun veriyor. Nasıl oynamak istediğinize aslında siz karar veriyorsunuz. Benim tabirimle salyalı gibi ya da Sezgin'in tabirle salyalı gibi oynayabilir, acayip şeyler yapmaya çalışabilir, muazzam killer alabilirsiniz. Ya da benim taktiğimle çalıların içerisinde yatarak oyunu kazanabilirsiniz. Ama çalıların içerisinde yatmanın da zorlukları ve bir stratejisi var. Salyalı gibi oynamanın da stratejisi var. Özellikle araba kullanarak oyunda oynamanın farklı bir stratejisi var. Sniper kullanan farklı bir mekanikte oynamaya başlıyor. Teçhizat avlayan başka bir mekanikte oynamaya başlıyor. Eğer oyun şuraya kapanırsa farklı bir oyuna dönüşüyor, buraya kapanırsa farklı bir oyuna dönüşüyor. Ben PUBG'yi oyun mekanikleri açısından, oyun tasarımı açısından çok takdir ediyorum. Bir de bunu online deneyimle yaptı. Bir de bunu falan demeyi çok seven bir sürü oyuncuya kendisini oynatabilecek şekilde yaptı. Ne CSGO kadar lineer oldu, ne League of Legends ve benzeri MOBA'lar kadar son güncellemeyle gelen meta en dominant metadır ve onun dışına çıkarsanız kesinlikle oyundan çok da verim alamazsınız. O yüzden çok çalışıp hepinizin aynı metayı yapması lazım noktasına da insanları getirmedi. İnsanlara tabiri caizse bir su veriyor ve insanlar o şeyle ne yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlar. 4 kişi atlayıp roleplay yaparak eğlenebiliyorlar. 4 kişilik oyuna tek kişi olarak girip ilk bulduğu sniperla takım avlamanın hırsını da yaşayabiliyorsun. Bence muazzam bir oyun. Bence bu zamanın ihtiyacı olan bir oyun. 2017'ye, 2018'e çok yakışacak bir oyun. Ve daha yolun çok başındalar. PUBG'nin gelişmesi gereken yerleri var mı? Var. Optimizasyon sorunlarını duydunuz. Konsollarda çok iyi bir çıkış yapmadı. Evet.
ve ben oyun modlarının henüz halka açılmamış olmasından ötürü biraz rahatsızım. Çünkü bir de oyun modları geldiği zaman insanlar ne yaratıcı şeyler üretecek hep beraber göreceğiz. Ama şu noktaya kadar PUBG bir sürü farklı farklı oyunun küçük küçük yaptığı, bir tarafta H1Z1, öbür tarafta DayZ, bu tarafta Rust Survival oyunu, bu tarafta açık arazili Arma gibi oyunlar, bunların yaptığı bir sürü şeyi kombine etti. Ortaya çok iyi bir oyun çıkartmayı becerdi. Hem de daha yolunun başında ve taklit edilmeye başlandı bile. PUBG biraz aslında bizim dönemimizin, ya da bizim dönemimizin demeyeyim ama aranızda gençler varsa sizin döneminizin Minecraft'ı gibi. Kıymetini bilin. Bence geleceği ve yolu çok açık olan bir oyun. PUBG güzeldir. Sevgili arkadaşlar, 2017'nin bence en iyi oyunlarını dinlediniz. Bir kısmını oynamamış olabilirsiniz, bir kısmını oynamış olabilirsiniz. Ve demiş olabilirsiniz ki, ya arkadaş bu sene bu kadar milyon dolar marketingle bir sürü oyun çıktı, onlar nerede? Onlar yılın en iyi oyunları olmayı hak etmediler. Lütfen bu listeden sonra 2017'nin hayal kırıklığı oyunlarına, 2017'nin ziyan oyunlarına ve 2017'nin harika küçük oyunlarına bir bakın. Onlarda belki de aradığınız oyunu bulacaksınız. Gözlerinizden öpüyorum, kendinize iyi bakıyorsunuz. CS ile Yakın Evren kanalında 2017'nin en iyi oyunlarını dinlediniz. Görüşmek üzere.